Kadın mı erkek mi daha kıskanç oluyor? Tabii ki de cevap ne? Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır ben erkek diyecektim yanlış anladım. <laughs> Hayır erkek demeyecektiniz. Kadın mı erkek mi daha kıskanç? Kadınlar. Neden? Çünkü gösteriş ve görme yeteneği ayrıntıyı yakalama kadınların daha yüksek diye Bu bir nörolojik bir durum. Yani kadınların mukayese şeyi daha yüksek. Peki Ondan hiç, hiç kıskanmayan erkek ya da kadın... Az mı seviyor demektir? Psikolojik sorunları vardır. Hiç kıskanmayanın. Tabii kıskançlık hayatımızın parçası. Birisinde gördüğün güzel bir kıyafet kıskanırsın. Onun bir şeyini kı kıskançlık. Ya ben şimdi sevgili eşim sesleniyorsa, izliyorsa, sesleniyorsa diyorum. Harika hocam söyleyin. Yani biraz kıskançlık. Erkekler bak kime söylüyorum. <laughs> hayır, hayır hayır. Azıcık öyle. kıskanabilir yani. Azıcık bak dozunda kıskançlık hem evlilik için gerekli hem de bizim sağlıklı psikoloji ve gelişmemiz için gerekli. Şimdi bak basit düşünün. Mesela Nur beni çok kıskanır. Birincisi daha yakışıklıyım. İkincisi çok daha, ol. daha şeyim diye. Yani bir şekilde bir kıskanıyor Gelsin yani. Gerçekten kıskansam kıskansam neyinizi kıskanırım biliyor musunuz? Zekanızı. Müthiş bir zeka. Gerçekten. Peki kıskanabilirim. Ama tip konusunda bir şey söyleyeyim. Hayır ben... <laughs> Hayır bir şey söyleyeceğim. Şimdi birisi... Mesela ben Nur'u kıskandığımı düşünün. Ne konuda? Kıyafetini. Ama bu hasetlik yapıp... ...ona zarar vermeye götürmemiş. Ya beni... ...kendi meslektaşım o kadar çok kıskanan insana denk geldim ki ya. Ama bunların hastalıklı olanları var. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Şöyle bir şey var mı? Mesela... Kalp doktorlarının kalp krizi geçirme ihtimali var mı? Var tabii. O yüzden de psikologların da hastaları var. Her, her mesleğin olduğu gibi. O yüzden kıskançlık duygusunun kontrolünü kaybetmiş herkes bir şekilde hastalanır. Doz aşımı her konuda sevgide de hastalığa götürür kıskançlık. Kıskançlık ne işe yarar biliyor musunuz temelde? Ben Nuru kıskandığımda mesela onun gibi olmak için beni gayrete... E, gayrete ne diyelim yönlendiriyorsa bu duygu bu sağlıklı ve nitelikli kıskançlık. Biz buna imrenmek demiyor muyuz? Diyoruz. Değil mi? Bizim kültürümüzdeki tam karşılığı imrenmek. i̇mrenmek. Bütün bilimsel buluşma, buluşlar bu imrenmekle olur.